Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Niye yazıyorum? Öncelikle okurların sanatsal beğenisini geliştirmek için. Bu nedenle de her düşüncemi yazamıyorum. Halbuki böyle olmamalı. Düşünce, onu ifade edebilecek en düzgün sözcüklerle kağıda süzülmeli. Sartre, kağıda geçmeyen bir düşünce, düşünce değildir diyor. Burada arkadaşlar Sartre'yi ne yaptı? Gördüğünüz gibi kendi düşüncesine tanık gösterdi. Eğer biz bir kişinin adını ve sözünü kullanıyorsak düşüncenin geliştirme yollarından tanık göstermeye başvuruyoruzdur. O halde eli şakağında her insan düşünür diyemeyiz. Düşüncelerini başkalarına ulaştıran, kağıt üzerine dökerek uzaktakilere, gelecektekilere bırakan kişiye düşünür denir. Şimdi ne denir? Düşünür denir. Denir. Pardon şöyle ne denir sorusunu soruyorsak bakın ne denir ya da nedir sorusunu soruyorsak ve cevap alabiliyorsak o da bizim için düşünceyi geliştirme yollarından tanımlamadır. Şu halde ben de düşünür sıfatına giremiyorum. Benzetme yok. Tanık gösterme var ama örnek yok. Eliyoruz. Bunları da elediğimizde cevabımız E şıkkı. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangileri yoktur diyor. Bakalım. İnsanın kendisi hakkında konuşma merakı söz konusu sosyal medya olduğundan çok daha belirgin. Daha belirgin, çok daha belirgin. Gördüğünüz gibi Burada bir karşılaştırma var. Şöyle biri eliyoruz. Öyle ki insanlar yüz yüze yaptıkları konuşmaların ortalama %60'ında kendilerinden bahsediyorlar. %60 dediği için burada sayısal verilerden yararlanma da var. Bu durumda A'yı, B'yi ve Edirne şıkkını eliyoruz. Devam edelim bakalım. bu oran sosyal medya platformlarında yükseliyor. Facebook'ta %80'e çıkan bu oran Twitter'da %75 düzeyinde diyor arkadaşlar. Burada biz benzetmeyi bulamadık. Tabii ki insanların kendisinden bahsetmesini örnek olarak verdiği için ne vardır? Örnekleme de vardır. Bunu da eliyoruz. Ve ne yoktur gördüğünüz gibi? Tanımlama yoktur. 2 ve 4 cevabımız C şıkkı. Bu parçadan aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmamıştır? Kar kristalleri kendilerine özgün bir düzen içinde şekillenen muhteşem oluşumlardır. Kar kristalleri nedir? Nokta nokta muhteşem oluşumlardır. Eğer ben bir yere nedir sorusunu sorup yanıt alabiliyorsam o benim için tanımlamadır. Dolayısıyla tanımlamayı bulmuş oldum. O yüzden e, Adana alan ışıkını eliyoruz. E, 1080'lerin sonlarından beri binlerce doğal kar kristali fotoğraflandı ve tasnif edildi. Birçok katalog oluşturuldu. Bunlardan bir, bunlardan biri Wilson Bantley'in kataloğudur. Bu katalogdaki fotoğrafların çoğu güzel görünümlü, özel olarak kesilmiş, vitraylar gibi simetrik diyor arkadaşlar. Düzlemsel yapılı kristallere aitti. Gibi dediği için burada benim için bir benzetme var. Dolayısıyla Edirne şıkkında ne yapıyoruz? eriyoruz. 1090'ların ortalarında kar kristalleri üzerine Önemli bilimsel çalışmalar yapan Uccio Nakaya, düzensiz, simetri olmayan kristalleri de içeren çok daha büyük bir katalog oluşturdu. Çok daha büyük dediği için karşılaştırma yapmış oldu. Bu durumda ne yaptık? Bunu da eliyoruz. Devam edelim. Bir başka kapsamlı katalogsa Kenneth Librectin'indir. Bu katalog hem düzlemsel hem de üç boyutlu kar kristallerinin mikro yapılarını gösteren fotoğraflar içermekte. Kar kristalleri üzerinde yapılan çalışmalar günümüzde de devam etmekte. Bu çalışmalar bu kristallerin oluşumu ve bu oluşumun matematiği üzerinedir. Şimdi burada Wilson Bentley dedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu ne olarak gösterdi? Şöyle örnek verdi. Çünkü neden? Kenneth Liebrecht, Okuchiro Nakaya yani bir sürü örnek verdi biz buna örnekleme de diyeceğiz. Tanık gösterme yok. Yani bu alanda uzman bir kişinin düşüncesini vermedi. Bu yüzden cevabımız Denizli şıkkı olur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yaşadığımız dünya farklı canlı türleriyle bizi her zaman şaşırtır. Deniz iguanası da bu canlılardan biri. Deniz iguanası bu canlılardan biri dir mi demek istiyor arkadaşlar? Biridir gibi düşünebilirsiniz. Buradaki dir dir düşmüş. E şöyle nedir sorusunu soruyoruz. Deniz iguanası nedir? Bu canlılardan biridir. İster öznel ister nesnel tanımlama olsun. Fark etmez her türlü tanımlamadır. Bu durumda C şıkkını eliyoruz. Deniz iguanası Galapagos adalarında deniz ortamının zorlu koşullarına uyum sağlamış bir Kertenkele türüdür. Bakın yine deniz iguanası nedir? Kertenkele türüdür. Bu da bir tanımlama. Besin için deniz altında 20 metre derinliğe kadar dalabilir. Ancak genelde 2-5 metre arasında bulunan deniz yosunlarıyla beslenir ve bu derinliklerde çok daha çok bulunur. Daha çok bulunması karşılaştırmadır arkadaşlar. Tamam devam ediyoruz. Derin dalışları büyük erkek bireyler yaparken dişiler ve küçük erkekler daha çok gelgit bölgelerinde yaşar. Şimdi tamamına baktığımızda bir açıklama da var değil mi? E, ne ile alakalı? Deniz iguanası ile alakalı bir bilgi, bir açıklama da veriyor. Bu da doğru. E, 2 kilometre 30 dakika 1 ile 10 kilogram 60 santim 75 santim derken sayısal verilerden yararlanma da var. Benzetme yoktur. Cevabımız E şıkkı. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Bahar kadar insanı hayata bağlayan başka bir mevsim var mı? Bahar gelince uyuyan duygularım, insani taraflarım canlı buluyor. Başka bir güç doğuyor içimde, her an büyüyen diyor arkadaşlar. Şimdi bahar kadar, bahar ve diğer şeyleri karşılaştırmadı mı? Karşılaştırma yaptı cevabımız denizle örnekleme, tanımlama, tanık gösterme, benzetme yok. Cevabımız denizli şıkkı olur. Bu parçanın yazılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Akdeniz'in kıyısındaki bu sahil kasabası özel güzelliklerle bezeli bin bir renkli bir bahçeyi andırır her mevsim. Andırır yani benzetir diyor arkadaşlar. Bin bir renkli bahçeye benzer. Öyle ki burayı gezerken fantastik filmlerin muhteşem görselliğiyle Pushkin dizelerinin büyülü gücünü duyumsayacaksınız. Badem ağaçlarıyla kaplı yamaçlar, her adımda bir görünüp bir kaybolan turkuaz rengi deniz, dantel şeklinde dizilmiş kıyılarda süzülen yelkenliler ve kaybolmuşluğun ortasındaki koylar. Bir koluna Ege'yi, diğerine Akdeniz'i takan Datça Yarımadası'nın en güzel koyu. Bu şirin beldenin sınırları içindedir. Binlerce kalıntıyla tarihin derin izlerini saklayan antik kent, Oldukça ideal bir rotadır. Karadan mavi bir yolculuğa çıkmak isteyenler için diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda gözümüzün önünde ne yapmış oldu? Anlattığı yerleri canlandırdı Akdeniz'in sahil kasabasından başlayıp. Ben buna ne diyorum? Betimleme. Betimleme izlenim kazandırma. Cevabım Bursa. Olay içinde yaşatma yok. Öyküleyici anlatım yok burada. Kanıları değiştirme bir şey ispatlamaya çalışma yok. E, verileri kanıtlama yok. Yani sayısal veriler falan da yok. Hayal gücünü geliştirme de yok. Cevabımız Bursa. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? Cumba'dan Rumba'ya romanında baş kişi Cemile'nin modern yaşama arzusu etrafında şekillenen büyük küçük pek çok olay başarılı bir şekilde birbirine bağlanır. Ancak sayıca çok gibi görünen bu olaylar romanın kurgusunda eğreti durmaz. 1936 yılında ilk baskısı yapılan roman 463 sayfadır ve 10 tanesi 1. bölüme 8'i 2. bölüme ait toplam 18 alt bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde Cemile ile Karagümrük'te yaşarken 2. bölümde Tahsin Bey'in teklifini kabul ederek yerleştiği Taksim'deki apartman hayatı anlatılır. Cemile'nin Karagümrük'teki yaşantısı ve Taksim'deki apartmana geçiş süreci, Taksim çevresindeki günleri, Karagümrük'te çıkan yangının ardından Selim'e ve eski hayatına geri dönmesi bir senelik bir zamanı kapsar. Gördüğünüz gibi Cumba'dan Rumba'ya romanı hakkında bize bir bilgi verdi. Bilgi verici yerler betimleme olamaz. Betimleme göz önünde getirmek, canlandırmak, karşılaştırma, kıyaslamak, öyküleme, olayı anlatmak. Burada olayı anlatmaktan ziyade roman hakkında bilgi verdi. Tartışma yok. Cevabımız A şıkkı açıklama. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi yoktur? Pallas kedisi aslında bir ev kedisi. E, ebadında olsa da uzun kıllarından dolayı çok daha büyükmüş gibi görünür. Tamam. Devam edelim bakalım. Şimdi Pallas kedisinin nasıl göründüğü hakkında bana bilgi verdiği için ben bunu açıklayıcı anlatım diyebilirim. Ve Bursa şıkkını eliyoruz. Tombul görünümü kürkünün kalınlığından dolayıdır. Görünümle alakalı, görünüşle alakalı bir şey betimleyici öge demek. Adana şıkkını da eliyoruz. Tombul görünüm niteleyici ifade demektir arkadaşlar değil mi? Niteleme sıfatı. Nasıl görünüm? Tombul görünüm. Devam edelim. Kürklerinin daha uzun ve yoğun olması onu diğer tüm vahşi kedilerden ayırır. Vahşi kedi ifadesi de niteleyici ifadedir. Bunu da eliyoruz. Alt tarafındaki kıllar sırtındakilerden iki kat daha uzundur. Şöyle, bana bunu ispatlayabilir. Alt tarafındaki kılların sırtındakilerden iki kat daha uzun olduğunu nesnel yargıda var. Kürkleri genellikle gri veya soluk kırmızımsı renktedir. Kürk rengi sayesinde bulunduğu ortama iyi uyum sağlar. Gövdesinin kuyruğa doğru olan kısmında ee, ne diyor bakın? Sırtı boyunca enine uzanan. 5 7 tane dar siyah çizgi bulunur. Kuyruğunun ucu siyahtır ve üzerinde 5 7 adet siyah halka dizisi yer alır. Sanatlı söyleyişi yoktur. Cevabımız E şıkkı. Numaralanmış parçalardan hangisi aşağıdaki anlatım özelliklerinden herhangi biriyle eşleşemez? Güncellik, yalınlık, akıcılık, duruluk, özgünlük her şair ayrı bir tavırla gelir. Onu şiirde var eden de bu ayrı tavrı olur. Seferis'in şu sözleri geliyor aklıma. Dünyada 3-4 sözcük olsa da şairler gene onları farklı kullanmanın yollarını bulurdu. Farklı kullanmak kendine has olma durumudur. Biz bunu özgünlükle ifade ediyoruz. Kelimeleri öyle muhteşem seçmiş ki anlatmak istediğini en güzel şekilde fazladan tek kelime bile kullanmadan aktarmış. Yani fazladan tek kelime kullanmadıysa duruluk ilkesiyle açıklanabilir bu. Çünkü duruluk gereksiz sözcüklerin kullanılmaması durumudur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ne diyor? Sanatçı sıradan bir yurttaştan farklıdır. O çağının bilinçli ve gönüllü tanığı olmalıdır. Paul Sartre sanatçı çağının adamıdır der. Öyleyse sanatçı çağına sıkı sıkıya e, ne diyor? sarılmaktadır. Değil mi? Sıkı sıkı sarılmakta. Yani sanatçı güncel olmak zorunda. Bu durumda adana şıkkında eliyoruz. Yazarın bu romanını okurken engellere, pürüzlere hiç rastlamadım. Tamam. Cümlenin anlamca birbirini bu denli tamamlar nitelikte olması beni şaşırttı. Yani akıcı, pürüz yoksa akıcılıktır. Ee, uzun bir yolculuğa çıktığınız şiirlerinde yolculuk boyunca ne bir mola vermek ne de ayaküstü de olsa dinlenmek istersiniz. Yüzlerce kilometreyi sanki birkaç e, adımda bitirirsiniz diyor arkadaşlar. Yalınlık, sadelik demek. Bununla alakalı bir şey yok. Cevabımız denizli. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kafayı takacak başka şey bulamamış gibi vedalaşmalara, iyi dileklere taktım bugünlerde diyor gördüğünüz gibi. Geçenlerde bir öğretmen arkadaşımla okuldan çıkarken vedalaştığımız sekreter kız hoşça kalın diye uğurlayınca bize arkadaşın ağzını aradım. Beni çileden çıkaran bu karıştırmalar onu da rahatsız ediyor mu diye ediyormuş. Biz yaştakilerin huysuzluğu mu bu yoksa gençler vedalaşmaları selamlaşmaları da mı unuttular? Bu arkadaşlar bir tartışmacı anlatım değil mi? Neden? Çünkü gençlerin bunu unuttuğunu eleştirel bir şekilde söylüyor ve karşısında biri varmış gibi konuşuyor. Bay bay diyenler, çav diyenler arttıkça Türkçe konuşanlara da bir şeyler oluyor. Batı hayranlığı, yabancı dillerdeki kullanım mı akıllarını karıştırdı yoksa bunları öğretmeyi unuttuk mu çocuklarımıza? Şimdi batı hayranlığı mı yoksa biz mi bunları e, öğretmeyi unuttuk ifadesi karşılaştırma cümleleridir. Devam ediyoruz. E, her durumda aynı şeyler söylenmez diye uyarmadık mı? Kalana hoşça kal denir, gidene güle güle. Tersi yakışık kalmaz demedik mi? Dedik. Bu yüzden burada bir ne vardır? Bir kaygı anlamı vardır arkadaşlar değil mi? Bir kaygı söz konusu gördüğünüz gibi. Amerikan filmlerinden ayrılan kişilerin birbirlerine yalnızca bay dediklerini duya duya mı böyle oldu bu işler bilmiyorum diyor. Konu eleştirel şekilde anlatılmış. Zaten tartışmacı anlatım varsa eleştiri de vardır. Bu da doğru. Konuyla ilgili çözümler sunulmuştur diyor. Yanlış. Böyle bir çözümden bahsetmiyor. Cevabımız E şıkkı. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, karşılaştırmalı anlatımı vardır. Örneklemeden yararlanılmıştır. Tartışmacı anlatım söz konusudur. Kişileştirmeye yer verilmiştir. İkilemeler kullanılmıştır diyor. Edebiyat felsefe tadı verir çok yerde. Felsefe de edebiyata çalar zaman zaman. Şimdi arkadaşlar zaman zaman ifadesi ikilemedir. Dolayısıyla E şıkkını eliyoruz. Edebiyatta felsefeyi, felsefede edebiyatı bulduğumuz uygar insanın gerekli bütünlüğüne kavuştuğunu, bütünsel insana yaklaştığımızı duyarız. Bu ikisi zaman zaman birbirine uzak dursalar da hatta zaman zaman birbirlerinin can düşmanı gibi görünseler de birbirlerine sen karışma der gibi baksalar da birbirlerinin az çok bağımlısı gibidirler diyor. Arkadaşlar tamam. Felsefesiz edebiyat kim ne derse desin kaba saba bir yönelimin ürünüdür. Edebiyatsız felsefe de birçok bilmişliğin bildirisinden başka bir şey değildir. İkisi arasında besbelli bizim çok zaman gözden kaçırdığımız alttan alta oluşan bir ilişki var. Bizim bir bakışta göremediğimiz bir şeyler var diyor. İyi felsefe aynı zamanda iyi edebiyattır. İyi edebiyat da aynı zamanda iyi felsefedir diyor. Bu da bizim için karşılaştırmak ki zaten çoğunda bir karşılaştırma var. Düşünmeyen sanat ve inceliksiz düşünce kendini bilen kişiyi ürkütür. Düşünmeyen sanat, sanatın düşünmesi Kişileştirmedir. Bu durumda ne yapıyoruz? Gördüğünüz üzere denizli da iliyoruz. Felsefesiz edebiyat, edebiyatsız felsefede bir sakatlanmışlık belirtisidir. Hepsinde zaten tartışmacı anlatım söz konusu arkadaşlar. Felsefe ve edebiyatın ortak bir şeye hizmet ettiğini savluyor. Dolayısıyla örnekleme yok Cevabım Bursa. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Duygu ve düşünceler sanatçı tarafından kişileştirilmiştir. Betimleme içeren ifadeler kullanılmıştır. Seslenme ve hitap cümlelerine yer verilmiştir. Karşı anlamlı kavramdan yararlanılmıştır. Yinelemelere başvurulmuştur diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden? Ey benim eski gözyaşlarım. Ey ve ey dediği için arkadaşlar seslenme ve hitap bildiren cümlelerdir. Bunu eliyoruz. Devam edelim bakalım. Şimdi burada eski duygu derken eski, eski, eski yinelenmiş. Dolayısıyla yineleme de var. Sizin sıcaklığınızı neden gene duyamıyorum? Yanaklarımda bir iziniz olsun kalmamış. Koyup gitmişsiniz beni. Sizi tanımıyor değilim. Ey benim eski duygularım, düşüncelerim, gözyaşlarım. Ey benim gönlümün eski yalanları birer birer tanıyorum, birer birer biliyorum, birer birer ifadesi de yinelemedir yine burada gördüğünüz gibi. Sizi ancak ne türlü söyleyeyim? İçeriden değil, dışarıdan tanıyorum sizi. İçeri ve dışarı sözcükleri arkadaşlar şöyle karşıt kavramlı sözcüklerdir. Dolayısıyla Denizli şıkkında eliyoruz. Neden gidiyorsunuz? Koyup gitmişsiniz beni derken burada eski duyguları ve düşüncelerine sesleniyor. Yani duygu ve düşüncesini kişileştirmiş burada. Duygu ve düşünceler sanatçı tarafından kişileştirilmiş. Bunu da eliyoruz. Betimleme içeren ifadeler kullanılmamış. Yani e, tasarı cümlesi, betimleme cümlesi, e, anlatılan şey göz önüne getirilmeye çalışılmamış. Bu yüzden betimleme yoktur diyoruz. Cevabımız bursa. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tartışmacı anlatıma yer verilmiş, karşılaştırmadan yararlanılmış, dolaylı anlatıma başvurulmuş, olumsuz bir durumdan yakınılmış, yakınma, şikayetçi olma, memnuniyetsizlik hali, öznel görüşler dile getirilmiştir diyor. Bakıyoruz. Günümüzde yayın dünyasında endişe edilecek bir yozlaşma yaşanıyor. Edebiyattaki yozlaşmanın nedeni şüphesiz Türkiye'de yayıncılığın standartlarının bir türlü oluşmaması ve okura saygı diye bir anlayışın gelişmemiş olması tartışmacı anlatımdır. Bu çünkü şüphesiz diye kendi düşüncesini söyledi. Var olan bir görüşü çürütmeye çalıştı. Devam ediyoruz. Batılı ülkelerde herhangi bir yayın evi emek ürünü olduğuna inanmadığı dil ve üslup değeri taşımayan bir eseri asla yayımlamaz. Türkiye'de bu oluyor ama batılı ülkelerde olmuyor diyor. Karşılaştırma da var bu durumda. Bunu da ne yapıyoruz? Eliyoruz. Devam ediyoruz. E, zaten kimse de böyle bir kitabı yayıncıya götürmeye cesaret edemez. Editörlük sistemi eleştiri mekanizması oturmuş ülkelerde böyle bir yozlaşmadan da söz edilemez diyor arkadaşlar. Ülkemizde ise isteyen bir yayın evi kurar ve niteliği göz önüne almadan her türden kitabı yayınlayabilir ya da bir kısım yayıncılar satıcılığına inandıkları kitapları Edebiyat değerine bakmaksızın okura ulaştırmakta sakınca görmez diyor. Genel olarak arkadaşlar olumsuz bir durumdan yakınma var mı? Var tabii ki. İşte yayın dünyasından bahsediyor. Bir standardının oluşmamış olması, okura saygı diye bir anlayışın gelişmemiş olmasından yakınıyor. E, öznel görüşler de var. Dolaylı anlatım yok. Cevabım C. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? E, aşamalı bir durumdan söz edilmiştir. Sayısal verilere dayalı karşılaştırma yapılmıştır. Bir tespit gerekçesiyle yani nedeniyle ortaya konmuştur. Örneklemeye başvurulmuştur. Öngörü temelli önerilere başvurulmuştur. Yani ön yargılı cümlelere. Dünyada plastik üretimi yıllara göre gitgide bir artış, gitgide aşamalı durumdur arkadaşlar. Bunu eliyoruz. Küresel plastik üretimi 2017 yılında 348 milyon ton civarlarındayken bu sayı 2018 yılında 360 milyon tona yaklaştı bir karşılaştırma söz konusu. Yıllar içerisinde plastiklere olan talebin artması ve bazı plastik türlerinin tam anlamıyla bozulmasının yüzlerce yıl sürebilmesi plastik üretimi ve kullanımının daha çevreci düzenlemeler ve yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini zorunlu kılmakta. Neden bazı plastiklerin işte ee, Çevreci düzenlemeler gerçekleştirilmesini zorunlu kılıyor. Çünkü talep arttığı için diyebiliriz. Bu bizim için bir tespit gerekçesiyle beraber konmuştur. Şıkkına götürecektir bizi. Devam ediyoruz. Ülkemizde ve çoğu diğer ülkede bu konuyla ilgili bazı önemli girişimlerin başladığını biliyoruz. Bunlar arasında plastik kullanımının azaltılması, geri dönüşüm ve tekrar kullanım faaliyetlerinin üst seviyeleri taşınması gibi politikalar var diyor arkadaşlar. Bunu da örneklerle ne yaptı gördüğünüz üzere açıkladı zaten. Bu yüzden Denizli şıkkında eliyoruz. Öngörü temelli önerilere yer verilmiştir ifadesi yanlış. Yani bize ön yargılı cümlelerle alakalı bir şey vermedi. Cevabımız Edirne. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Akıllı cihazların yaygınlaştığı bir dünyada artık şehirlerin de akıllı hale gelmesi gerekiyor. Toyota'nın Japonya'da sıfırdan inşa etmeyi planladığı akıllı şehirde akla gelebilecek her şey akıllı olacak. Evlerden sokakları, trafikten kullanılan cihazları, insan kullanımına açık bütün yapılar yeni teknolojilerle donatılacak, donatılacak diyor. Tamam. Yaklaşık 700 dönümlük bir araziye kurulacak şehir için çalışmalar gelecek yıl başlayacak. Devam ediyoruz. E, Woven City adı verilen şehir yaşayan bir laboratuvar olarak tanımlanıyor. Bakın bu bizim için nedir arkadaşlar tabii ki? Nesnel bir şey değil mi? Devam ediyoruz. Otonom araçların, akıllı evlerin, robotların ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağı şehirde ilk aşamada 2000 kişinin yaşaması hedefleniyor. Bu projeler ne kadar başarılı olur bilinmez ama en azından böylesi deneysel çalışmaların yapılması gerekiyor. Nesnelleri var mı? Var. 2000 arkadaşlar. Örnek var mı? Var. Mesela şehrin adını verdi. Ondan sonra ev, sokak örneklerini verdi gördüğünüz gibi. Toyota Japonya'da sıfırdan inşa etmeyi planladığı evleri, sokakları örnek gösterdi. Tanımlama var mı? Hemen bakıyoruz. Woven City adı verilen şehir yaşayan laboratuvar olarak tanımlanıyor gördüğünüz gibi. Bu da var. Öznel değerlendirme zaten metnin hepsi özneldir. Gördüğünüz gibi gerekçeli anlatım yani neden sonuç cümlesi yok cevabımız E. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Sonraları vitrinler dolusu pırıl pırıl eşyalardan bile utanır oldum. Şimdi pırıl pırıl eşya arkadaşlar niteleyici sözdür bizim için. Bunu eledik. O İyi ve bol yemek, iyi giyinmek, gezip tozmak için yaratıldığına inanan insanlara mahsus vitrinler dolusu eşya. Banyanlarına sokulunca dudak büküyor, kaşlarını çatıyor. İnananlar, inanan insanlara mahsus vitrinler dolusu da bizim için nedir yine? Niteleyici sözcüktür. Bu durumda ne yapıyoruz? Gördüğünüz üzere Adana şıkkını eliyoruz. Devam edelim. Ben de hem onlardan hem de onların göz alıcı pırıl pırıl öte kaçar oldum. Pırıl pırıl bizim için ikilemedir. Burada var. Yine pırıl pırıl eşya var. İki tane ikileme. Zaten ikilemeler diyor gördüğünüz gibi bunu da eliyoruz. Şimdi ben de dediği için burada anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. C'yi de eliyoruz. Çocukken ne iyiydi? Büyümek bu muydu? Şimdi karanlıklar içindeydim sanki. Bol bir ışık, bir çıkar yol, pırıl pırıl bir aydınlığa kavuşmak istiyordum. Benim için öyle mutlak bir kurtuluş lazımdı ki kavun satmışım, karpuz satmışım, fabrikada çalışmıştım. Altları, delik papuçlar veya paçaları tiftiklenmiş pantolonla dolaşmışım. Kimse meşgul olmasın, ayıplamasın. Kangur burnumu, kuru ellerimi kimse ayıplamasın diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda kişileştirme de var. Neden? İnanan insanlara mahsus vitrinler dolusu eşya dudak büküyor, kaşlarını çatıyor. İnsana ait bir özellik vitrinler için kullanıldı. Kişileştirme de var, benzetme yok. Cevabım Denizli. Bu parçayla ilgili saptamalar, örnekler sıralanarak somutlaştırılmıştır. Benzetmeye başvurulmuş, karşılaştırma yapılmıştır. Varsayımlar gerekçelendirilmiştir. Yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Türk roman ve öyküsünde yoksulluk olgusunun en ısrarlı anlatıcısı Orhan Kemal'dir. Tamam. O ilk öykülerinden itibaren bütün eserlerinde ekmek peşinde koşan küçük adamları tüm canlılığı ile anlatır. Yani bakın Önce Türk roman ve öyküsünde yoksulluğu en iyi anlatan kişinin Orhan Kemal olduğunu söyledi. Bu bir saptama. Daha sonra onun işte ekmek peşinde koşan küçük adamları tüm canlılığıyla anlatması ise bunu somutlaştırdı. Örnek vererek bir kesinlikle var. Eserlerinde yoksulluğu ana izlek, izlek dediğimiz şey temadır arkadaşlar. Ana tema olarak seçer. Realist ve sağlam bir gözlem gücüyle sıradan insanın belini büken çetin koşulları en çıplak haliyle dile getirir. Ee, tamam, devam ediyoruz. Sefalet, çaresizlik, açlık manzaraları, hastalık, işsizlik, ekmek bulamama korkusu, hayatın hakiki çehresini oluşturan yoksul, ezilen ve sömürülen insanlar, sert toplumsal koşullar, gerçek bir kavrayışla eserlerinde dile getirir. Karaca'nın vurguladığı gibi, gibi dediği için arkadaşlar, bu bizim için bir benzetmedir. Gördüğünüz gibi, Orhan Kemal'in öyküleri bir aynadır yine benzetme yaptı. Orhan Kemal'in öykülerini aynaya benzetti. Yoksulluğu ve çaresizliği yansıtan bir ayna dedi. Burada da benzetmeyi bulduk. Şimdi, insanın belini büken çetin koşulları en çıplak haliyle dile getirmesi karşılaştırmadır. 1 ve 2 var. Cevabım 1 2 yani C şıkkı. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre yukarıdakilerden hangileri getirilebilir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Zanaatkar adlı kitap işin kapsamı ve içeriği ne olursa olsun bir işe yaklaşımımızın, o işi yapma tarzımızın, o işten ne anladığımızın yaşantımızın tümüne yayılıp her türlü ilişkimizi etkilediği göstermektedir. Evet, etkilediğini göstermektedir. Kitap her ne kadar 3 ana bölüm halinde kompozisyonlara ayrılıyor ve okuyucuya her bölümün sonunda kısa özetler sunuyor olsa da, bakın olsa da şimdi bakıyoruz. E, bu özetler e, Senut'un kitabın tamamına yaydığı zanaatkarca yaşama felsefesini en yalın biçimde ifade eden bölümler olarak kabul edilir. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar en yalın biçimde ifade ettiği bölüm ya da zanaatkarca yaşamak. Bu getirilemez, bireliyoruz. Kitabın tadına varabilmek ve somut kazanımlar elde edebilmek için sadece özetlerle yetinmemek gerektiği açıktır. Bunu söyleyebiliriz. Neden arkadaşlar? Çünkü ne diyor? Her ne kadar kompozisyon e, kompozisyonlara ayrılıyor olsa bile ya da kısa özetler sunsa bile diyor. Kitabın tadına varabilmek için diyor özetle yetinmemek gerekir. İki getirilebilir. Senet'in sistem eleştirisini anlayabilmek, okurla paylaştığı argümanları oturtabilmek için olayların tarihsel ve felsefi arka planlarını anlattığı bölümlerin tamamını okumak gerek yani özetle yetinmemek gerek diyor. Cevabımız E şıkkı. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta 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 bu tespit demek ki işin içinde tespitle alakalı bir şey geçiyor arkadaşlar. Yıllar önce Science dergisinde yayınlanan bir araştırma kapsamında kullanılan Ultimaton oyunu ile de desteklenmiş. Bu oyunda iki oyuncudan birine bir miktar para veriliyor ve bu parayı karşısındaki oyuncuyla e, paylaşması isteniyor. Paranın ne kadarını diğer oyuncuyla paylaşacağı ise tamamen ona kalmış. Eğer ikinci oyuncu birinci oyuncunun teklifini kabul ederse ikisi de kendilerine düşen parayı alıp gidiyor. Ancak ikinci oyuncu teklifi kabul etmezse oyun kimse para alamadan bitiyor. Bu oyun hem gerçek kişilerle yüz yüze hem de bilgisayar ortamında oynatılmış. Bilgisayar ortamında ikinci oyuncular kendilerine teklif edilen %30 ve 6 artı 6 para miktarını her durumda kabul ederken yüz yüze oynanan oyunlarda adil görmedikleri %30 ve 6 oranları kabul etmemişler diyor. Bakıyoruz şimdi. insanların çoğu akıllarının yönlendirilmesiyle hareket eder, bunu eliyoruz, böyle bir şey getiremeyiz. Bu tespit diyor sonrasında ya bu olamaz. Bakalım. Olasılıkları tahmin etmede oldukça başarısız olduğumuza çıktır. Bu tespit yıllar önce Sanç dergisinde yayınlanan bir araştırma kapsamında kullanılan Ultimaton oyunu ile de desteklenmiş. Bunu da diyemeyiz. Ee, karşımızda gerçek kişiler varken daha duygusal tepkiler veriyoruz. Bakın bu olabilir. Neden? Bu tespit işte yıllar önce Spice dergisinde de desteklendi. Bu oyunda iki oyuncudan birine bir miktar para veriliyor ve bu parayı karşısındaki oyuncuyla paylaşması isteniyor. Paranın ne kadarını diğer oyuncuyla paylaşacağı ise tamamen ona kalmış. Eğer ikinci oyuncu birinci oyuncunun teklifini kabul ederse ikisi de kendilerine düşen parayı alıp gidiyor ancak ikinci oyuncu teklifi kabul etmezse oyun kimse para alamadan bitiyor. Bu oyun hem gerçek kişilerle yüz yüze hem de bilgisayar ortamında oynatılmış diyor gördüğünüz gibi. Bilgisayar ortamında ikinci oyuncular kendilerine teklif eden, edilen, edilen %30 ve 6 para miktarını her durumda kabul ederken, yüz yüze oynaman oyunlarda adil görmedikleri yüzde %30 ve 6 oranları kabul etmemişler diyor. Yani karşımızdaki gerçek kişiler varken daha duygusal tepkiler veriyoruz. Çünkü bir bilgisayar ortamında biri yüz yüze, yüz yüzeyken daha duygusal tepki verdiğini söylüyor. Cevabımız C şıkkı. Zekamızı her durumda etkin kılmak için dikkatimizi yüksek tutmalıyız. İnsan düşüncelerini denetlemede bir başkasına ihtiyaç duyar. Bu da değil. Cevap C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur konunun ne olduğunu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında da tabii ki giriş cümlesini bilmemiz gerekiyor. Ayaklarımızı değişik şekillerde hareket ettirmemizi sağlayan yüzeysel ve derin olmak üzere iki farklı kas grubu vardır. Bir de üçüncü bir şey de anahtar kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Derin kas grubuysa arkadaşlar derin kas grubuysa diyorsa öncesinde bir kas grubundan bahsetmiş olması gerekiyor. İkiyi kesinlikle yerinden oynatmam lazım. Bir de sorun yok bir gayet doğru. Bu kaslar, değil mi? Bu kaslar diye devam edebilir. Ayaklarımızı içe ya da dışa doğru çevirmemizi ve bileğimizi döndürmemizi sağlar. Yüzeysel kas grupları bacaklarımızda ayaklarımıza doğru iner. Bu kaslar diye devam edebilir değil mi? Çünkü kas grupları dedi. 5'i yerinden oynatamıyorum. E'yi de eledik. Şimdi 3 ve 4'ü yer değiştirdiğimde, hayır, zaten iki her türlü yerinden oynatmam gerekiyordu. Bu durumda Denizli'yi de eledik. 2 ve 4 oynatıp okuyalım. Şimdi iki farklı kas grubu var dedi ilk cümlede. Şimdi doğru da okuyorum. Yüzeysel kas grupları bacaklarımızdan ayaklarımıza doğru iner. Tamam. Bu kaslar ayaklarımızı içe ya da dışa doğru çevirmemizi ve bileğimizi döndürmemizi sağlar. Tamam. Derin kas grupları ise ayak kemiklerimizin üstünde ve ayak tabanımızda bulunur. Tamam. Bu kaslar özellikle parmak hareketlerimizi kontrol etmemizi sağlar diyebiliriz. 2 ve 4'ü yer değiştirdiğimde cümlenin anlam bütünlüğü sağlanmış oldu. Cevabım C şıkkı. Bu parçada düşüncenin akışını bozan cümlenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Şimdi önce düşüncenin akışını bozan cümleyi bulacağız. Sonra aşağıda yerine getirilebilecek cümleyi tespit etmemiz gerekiyor. Yılda sadece 3 mevsim uyanık olan Kuzey Amerika boz ayılarının aktif olduğu zamanlar Mart ve Mayıs ayları arasında başlıyor. Boz ayılar eylül civarı çok miktarda yemek tüketiyor. Kasım ve ocak ayları arasında ise kış uykusuna yaptıkları fizyolojik açıdan en ilginç dönem başlıyor. Bakın, şimdi burada benim anahtar kelimem boz ayıları. Burada da boz ayıları dedi. 1 ve 2 arasında anahtar kelime açısından bağlantı var. Köprüyü kurabildim. 1 ve 2'de sorun yok. Devam edelim bakalım. Ee, evet. Ne diyor? İlginç bir dönem başlıyor. Böyle bir dönemde ayının vücut işleyişinde herhangi bir farklılık farklılığın yaşanmaması dikkat çekici. Dikkat çekici bir diğer değişiklik ise insülin direncinin gelişmemesi. Ayrıca boz ayılar bu dönemde idrar ve dışkı atmıyor diyor arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyoruz. İlginç bir dönem başlıyor. Böyle bir dönemde vücut işleyişinde herhangi bir farklılığın yaşanmaması ifadesi uymadı. Yani benim Akışı bozan cümleyi 3 olarak bulduğumu farz edersek 3'ün yerine getirilebilecek olan cümleyi arayacağız. Boz ayıların bu dönemde yaz boyunca biriktirdikleri yağları yakarak hayatlarını sürdürdüğü bilinmekte olamaz. Bu dönemde metabolizma hızları ve kalp atış hızları hızla düşüyor. Kanlarındaki azot miktarı büyük ölçüde artıyor. Diyebilir değil mi? Çünkü neden? Gördüğünüz gibi metabolizma kalp atışı sonrasında insülin direncinin gelişmemesi diyebilir cevabım bursa. Bu ilginç dönem birçok araştırmaya konu olmuş ve elde edilen sonuçlar çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. Olamaz, bunu da eliyoruz. Bu dönemde boz ayıların birçok yaşamsal faaliyeti sanki hiç uykuya yatmamışlar gibi aynı kaldığı anlaşılmıştır. Bunu da eliyoruz. Aslında bu dönemin boz ayıların fizyolojik açıdan çok etkin bir biçimde etkilediği tekrar edile gelmiş yaygın bir bilgidir diyor. Bunu da elediğimizde cevabımız Bursa. Bu parça iki paragraf ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Kemal Tahir romancı kimliğinin yanı sıra tarih alanına duyduğu ilgiyle de tanınan bir isimdir. Tamam. Tarihe duyduğu derin ilgi onu bir sosyal bilimci gibi araştırmalar yapmaya ve ulaştığı sonuçları romanlarında işlemeye yöneltmiştir. Edebiyat alanında ürettiği metinler birer tarih ve siyaset kitabı olarak e, tasarladığı da söylenebilir. Şimdi 2'den sonra artık edebiyat alanında ürettiği şeyden bahsetti ama bir de arkadaşlar ne vardı? E, daha çok tarihe duyduğu ilgi tarihle olan ilişkisinden bahsetmişti. Yani ikiden itibaren paragrafı bölebilirim. Bakalım üç e, edebiyatla alakalı mı? Genelde edebiyat ve tarih alanları birbirinden ayrı disiplinler olarak değerlendirilir. Ancak Türkiye'nin ruhunu bulmak iddiasıyla yola çıkan Kemal Tahir'in düşünce dünyasında bu iki alan iç içe geçmiştir. Bu nedenle Kemal Tahir'in tarih tezlerini değerlendirirken kaleme aldığı siyasi içerikli yazıları kadar romanlarını da göz önünde bulundurmak gerekmekte. Böylece bu yazıların anlatmak istediği asıl düşünceler de belirginleşecektir diyor. 2'den itibaren ikinci paragrafa geçebilirim cevabım burs parça iki paragraf ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? İkinci paragraf dediği şey burada giriş cümlesidir. Arkadaşlar giriş cümlesini aramamız gerekiyor, bakıyoruz. Kıyı çamurçulluklarının Alaska'dan Yeni Zelanda'ya uzanan göç yolculukları yeni bir rekorla sonuçlandı. 12 bin kilometreden fazla bir mesafeyi saatte 88 kilometre hızla kesintisiz bir biçimde uçan erkek bir kıyı çamurçulluğunun 16 Eylül'de Alaska'da başlayan göç yolculuğu 11 gün sonra Yeni Zelanda'da son buldu. Bir e, cümle ve önceki cümle birbiriyle alakalı. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, rekortmen kuş kendisi gibi Alaska'dan yola çıkan 4 kuştan biriydi. Rekor kırdı diyor. Burada rekortmen kuş diyor. Bir ve 2 birbiriyle alakalı. Kıyı çamur önce sulak alanlara giderek göç sırasında gerek duyacakları enerjiyi karşılamak için beslendikleri biliniyor. Burada artık konu arkadaşlar farklılaştı. Neden? Sulak alanlara giderek göç sırasında gerek duyacakları enerjiyi karşılamak için beslendikleri biliniyor diyor. Kıyı çamur bahsetti. Beslenme sonrası bakın beslendikleri dedi de anahtar kelimeyi de gördüm hemen. Beslenme sonrası vücut ağırlıkları neredeyse iki katına çıkan bu kuşlar kıyı çamur çulluklarından bahsediyor. Yeni Zelanda'ya vardıklarında eski ağırlıklarına ya da eski ağırlıklarının da altına düşebiliyor. Araştırmacılar bu kuşların uçuş anındaki ağırlıklarını azaltmak için mide ve karaciğer gibi iç organlarını küçültebildiklerini söylüyor diyor. İkiden sonra yeni bir konu anlatıyor bana. Dolayısıyla cevabım şöyle üçten sonra cevabım C şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra söz gelimi yeni Türk edebiyatı Tanzimat'tan bugüne kadarki süreci kapsayan zaman diliminde varoluş serüvenimize tanıklık eder cümlesi getirilebilir? Bakıyoruz şimdi hemen. Ulusların geçmişi tüm yönleriyle sanatta yansıma bulur. Sanatın bu yansıtıcı şimdi yansıma bulur dedi ya arkadaşlar ve sanat dedi. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. Sanatın bu yansıtıcı diye devam edebilir sanatın bu yansıtıcı özelliğinden hareketle Türk edebiyatının, Türk milletinin tarihsel serüvenindeki bütün süreçlerinin iz düşümü olduğu söylenebilir. Tamam. Örneğin yani söz gelimi yeni Türk edebiyatı tanzimattan bugüne kadar ki süreci kapsayan zaman diliminde varoluş serüvenimize tanıklık eder. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı ise diyebilir. Bakın yeni Türk edebiyatı dedim. Sonra Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı ise diyebilir. Yani 3'ten önce gelir. Ama hangisinden sonra dediği için 2'den sonra olacak cevabım Bursa. Diğerlerine de bakalım. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı ise dediğim gibi bu bağlamdaki tanıklığın en kapsamlı örneklerini içerir. Türk toplumunda yaşanan derin değişimler ülkenin kalkınması bu dönem edebiyatına ayrıntılarıyla yansımıştır. Dolayısıyla dönemsel değişimi derinlemesine anlamanın yolu bu eserleri ayrıntılarıyla incelemektir diyor. Cevabım Bursa. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Konunun dışına çıkıyorsa arkadaşlar düşüncenin akışı bozulmuştur. Tarık Buğra bağımsızlık yolunda istilacı emperyalist güçlere karşı verilen soylu mücadeleyi küçük a tiplemesiyle aktarır. Toplumsal e, ülkü'nün somut düzeydeki ruhu olan küçük a tüm kuşatılmışlıklara karşı kararlı ve cesaretli tavır alışın yansımasıdır. Şimdi baktığımızda 1 ve 2 birbiriyle alakalı olduğu için şöyle şunları eledik. Aynı zamanda medeniyet krizi yaşayan ve yok olma tehdidiyle karşı karşıya olan milletimizin e tercihini de yansıtır. Ne yansıtır? Küçük A romanı yansıtır. Dolayısıyla ne yapıyoruz? C'de eliyoruz. Bu yansımanın değişik örneklerine dönemin diğer romanlarında da rastlamak mümkündür. Bununla birlikte bu tercih ani ve hızlı geçiş sürecinin değil 200 yıllık tereddütlü bekleyişin neticesidir. Şimdi hangi tercih dedi ya burada işte milletimizin tercihi dedi sonra bu tercih bununla beraber bu tercih diyebilir. Bu yansımanın değişik örnekleri diğer roman başka romanlardan bahsetmedi değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla 4 akışı bozdu cevabım Denizli. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Bir romanda olay örgüsünü etkileyen hatta belirleyen kahramanlar romancı tarafından çizilirken kişinin hayat içindeki durumu dikkate alınır. Wenlek romanda karakter yaratma metodu üzerinde dururken hakim özellik kavramını kullanır ve yalın karakter denebilecek roman kişilerinde sosyal bakımdan en göze çarpan tarafın vurgulanacağını belirtir diyor arkadaşlar. Tamam. Roman tarihinde bu özelliğe uygun olarak oluşturulmuş birçok karakter vardır. Tamam, devam ediyoruz. Karakterin en dikkat çekici özelliği başka bir deyişle kişiliğinin baskın yanı romanda tek yanlılık ve değişmezlik olarak gördüğünde göründüğünde diyor tipler ortaya çıkar. Şimdi burada konu artık tip oldu, değil mi? Berna Moran tipi tanımlarken kendi dışındaki bir şeyi temsil eden roman kişisi ifadesini kullanıyor. Burada da tip yani 3'ten itibaren artık karakter değil tipten bahsetti. Burada anlatılmak istenen tipin gerçek hayattaki belirli kişileri temsil ettiğidir diyor. 3'ten itibaren ikinci bir paragrafa geçebilir cevabım C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Fetih Ağacı, Reşat Nuri Güntekin'in romancılığı adlı çalışmasında Reşat Nuri'yi Türk romanında eleştirel gerçekliğin öncüsü olarak tanımlar. Birol Emil de Reşat Nuri'nin sanatı söz konusu olduğunda en büyük özelliğinin iyi bir gözlemci olması olduğunu ifade eder diyor arkadaşlar. 1 ve 2 birbiriyle alakalı akışı bozan herhangi bir şey göremiyorum. Yani konunun dışına çıkan bir şey de göremiyoruz. Bu kanaatlerin ışığında iyi bir gözlemci ve dikkatli bir eleştirmen olarak kabul edilen Reşat Nuri'nin romanlarında cephede olanlardan çok cephe gerisindekileri anlatması bir tesadüf değildir. Bu kanaatlerde yani Birol Emil ile Fethi Naci'nin ortaya koydukları kanaatten bahsetti. 1-2-3 birbiriyle alakalı. Onun romanlarında yaşanan acılar, kayıplar, yaşam mücadeleleri, kaçışlar, sevdiklerini koruma gayretleri, Öfke ve yıkımın arasında kendisini bulmaya ve yaşamaya çalışan bir dönemin insanını görmemiz mümkün. Burada artık konu olarak romanın konusunu anlattı bize. Çünkü o gözlem yeteneğini sadece Anadolu'nun savaşı e, haberlerden takip eden insanı üzerinde kullanma imkanı bulmuştur diyor. Şimdi baktığımızda bu kanaatler ve gözlemci dedi ve gözlem yeteneği dedi. Şurada anahtar kelimeler bağlantı kurabildim. Dört dışarıda kaldı çünkü romanın konusundan bahsetti. Cevabım Deniz. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine bu böyle sürüp gidiyor cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz. Erteleme zor ya da istenmeyen işlerden kaçınma herkesin zaman zaman içine düştüğü bir durum. Tamam. Belirli işleri sonra yapmaya karar veriyorsunuz. Tamam. Sonra geldiğinde ise bir sonraki sonraya geçiyorsunuz. Tamam. Ee, bu böyle sürüp gidiyor diyebiliriz değil mi? Çünkü sürekli başka bir sonraya ertelemekten bahsetti. Dolayısıyla 3'ün olduğu yere arkadaşlar şöyle ne yapabiliriz? Gördüğünüz gibi 3'ün olduğu yere bu cümleyi getirebiliriz. Bu böyle sürüp gidiyor. Ancak her erteleme kararının size verdiği anlık rahatlıkların ardından büyük bir sıkıntı kendini gösteriyor. Ne yazık ki artık erteleyecek bir sonranız yok. İşte o zaman bir telaş ve korkuyla işe başlıyorsunuz. Üçün olduğu yeri boşluk olarak hayal ediyoruz. Bunu yerleştiriyoruz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra yaklaşık 200 yıl öncesinde ise anlık iletişim için telgraf kullanılmıştır cümlesi getirilebilir? Günümüzde insanların sevdikleriyle anlık iletişim kurmaları oldukça kolaydır diyor. Tamam, devam ediyoruz bakalım. Cep telefonu sayesinde istenen kişiye saniyeler içerisinde ulaşmak mümkün. 1800'lü yıllarda kullanılmaya başlanan ve elektrik sinyalleriyle çalışan telgraf mesajı, Morse alfabesi adı verilen bir kodlama sistemi ile iletir diyor arkadaşlar. Şimdi biz ikiden sonra bunu getirip okuyalım bakalım. Çünkü günümüzde de de değil mi? Anlık iletişim kurabiliyoruz cep telefonu sayesinde saniyeler içerisinde birisine ulaşabiliyoruz dedi. Yaklaşık 200 yıl öncesinde ise anlık iletişim için telgraf kullanılmıştır. 1800'lü yıllarda kullanılmaya başlan ve elektrik sinyalleriyle çalışan telgraf diyebiliriz. Bakın anahtar kelimelerden yola çıktık. Mesajı Morse alfabesi adı verilen bir kodlama sistemi ile iletir. Bu kodlama sistemi zaten buraya getiremiyorum anahtar kelimelerden dolayı. Her harfin nokta ve çizgilerden oluşan bir karşılığı vardı. Vericiden gönderilen kısa elektrik sinyali, alıcıda nokta, uzun elektrik sinyali ise çizgi şeklinde karşılık bulur diyor. 2'den sonra bu cümleyi getirebiliyorum. Cevabım Bursa. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? İkinci paragraf için benim bir giriş cümlesine ihtiyacım var. Kedigiller familyasının e, Panthera cinsin bir üyesi olan Karleopar'ı dünyanın en ilgi çekici ve ender gözlemlenebilen büyük kedilerindendir. Tamam Orta Asya'da yüksekliği genellikle 3000-4500 metre arasında değişen dağlık bölgelerde yaşar. Tamam. Bu durumda bakın 1 ve 2 birbiriyle alakalı. Devam ediyoruz. Ancak birçok büyük canlı türü gibi bu kedinin de soyu tehlike altındadır. Hala aynı kediden bahsediyor. 1, 2, 3 birbiriyle alakalı. Devam ediyoruz. Ortalama bir kar leoparı 27-54 kilogram ağırlığında 1,2 ve 1,5 metre uzunluğunda olup kuyruğu da yaklaşık 91 santimetredir diyor. Dolayısıyla baktığımızda arkadaşlar burada artık başka bir şeyden bahsetti. Postları yani kürkleri kalın ve beyazımsı açık gri renktedir. Üzerinde daha koyu renkte siyahımsı gri benekler bulunan bu kürk rengi ona dağlık arazide iyi bir kamuflaj sağlar. Çok geniş ve kılı olan patileri de kara batmasını engeller diyor. 4'ten itibaren yeni bir paragrafa geçmiş. Cevabımız C şıkkı. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Betimleme, her yazarın az ya da çok başvurduğu bir anlatım biçimidir. Bazı ruhsal betimlemelerde kahramanın iç dünyası öyle çarpıcı ve içten resmedilir ki okur kendi iç dünyasının deşifre edildiği düşüncesine kapılır. Bazı doğa betimlemeleri de var ki anlatılan varlık gözümüzle görmemize gerek kalmayacak denli gerçekçi şekilde resmedilmiştir. Sözcükler koyu Renk ve görüntüye dönüşüp karşımızda somutlaştırılmıştır. Zaten nokta nokta nokta. Zaten betimlemenin amacı anlatılmak istediğiniz zihinde canlı bir şekilde görüntülemektir. Büyük ihtimalle cevabım A. Zaten fiziksel ve ruhsal betimleme arasındaki fark. Hayır, farktan bahsetmedi. Zaten bir yazarın kusurları betimlemelerinde. Hayır, kusurdan da bahsetmedi. Zaten betimleme ancak iyi yazarların kaleminde anlam kazanır. İyi yazardan da bahsetmedi. Aklındaki görüntüleri yazısına iyi şekilde aktaran ya yazarlar ustalaşır. Hangi yazarlar ustalaşır gibi bir şey yok. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cam, bir malzeme olarak sihrini, varlığının benzersiz biçiminde taşır. Maddenin halleri içinde zarafetle dans eder ve onun sırrını çözmeyi başaran cam ustalarının elinde adeta bir sanat eserine dönüşür. Nokta nokta nokta. Ancak camla sanatsal çalışmalar yapabilmek ve bu konuda deneyim kazanabilmek için kişinin belirli bir estetik duyarlılığa sahip olması, özveriyle çalışması ve kendini bu konuya adamasına bağlıdır. Cam obje üretimi için gerekli becerinin geliştirilebileceği üretken bir eğitim ortamı da en az bu unsurlar kadar önemlidir. Şimdi sırrını çözmeyi başaran cam ustalarının elinde adeta bir sanat eserine dönüşür dedi. Camla sanatsal çalışmalar yapabilmek ve bu konuda deneyim kazanabilmek için kişinin belirli bir estetik duyarlılığa sahip olması, özveriyle çalışması ve kendini bu konuya adamasına bağlı diyor. Bakalım. Sanat eserlerinde cam kullanımı son yıllarda artmakta. Son yıllardan bahsetmeli. Cam ustalarının da bir sanatçı olarak görülmesi gerekir değil. Cam sanatsal ifade için mükemmel bir malzeme diyebilir. Değil mi? Çünkü adeta sanat eserine dönüşüyor cam ustalarının diyor. Cevabım C şıkkı. Cam kırılgan bir malzeme olmasına rağmen çok kullanışlı. Hayır. Camın kendine özgü yapısı birçok alanda kullanımını yaygınlaştırmıştır. Bundan da bahsetmiyor. Cevabım C şıkkı. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre yukarıdakilerden hangileri getirilemez? Bilge Karasu'nun eserleriyle yapılan yolculuğun hiç de kolay olmadığı hemen hemen bütün edebiyat araştırmacıları tarafından dile getirilir. Buna sebep olan faktörlerin başında Karasu'nun dil işçiliği ve metinlerinin karışık yapısı gelir. Onun dili işlenmiş, üzerinde çalışılmış, oynanmış, ritim, ses, görsellik düşünülerek kurulmuş, kusursuz olması istenmiş bir dildir. Karasu bunu yaparken aynı zamanda okuyucunun çok uzak olduğu almaç, savuç, binit, Atlangaç, bunluk, ayrıt, saltık gibi kelimeleri de kullanma konusunda bir sakınca görmez. Okuyucu yabancı olduğu bu kelimeler karşısında önce bocalamaya başlar. Ardından da sözcüklerden hareketle anlam arayışına girer. Bu da okuru edilgenlikten kurtarır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bunu getirebilirim. Edilgenlik yani pasif durumdan aktifliğe değil mi? Pasiflikten kurtarır çünkü araştırmaya ee, anlam arayışına girdiği için edilgenlikten kurtulacaktır. Bu doğru. Hangisi getirilemez diyor dikkat. Hikayenin su gibi akmasına engel olur. Şimdi bu anlamını bilmediği kelimeleri olduğu için, gördüğü için okuyucu e, anlam akıp gitmez. Anlamın su gibi akmasına, hikayenin su gibi akmasına engel olur. Yapıta da daha bütünsel bakmamız gerektiğini ortaya koyar. Bununla alakalı bir şey yok. Cevabım C. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Anı kitapları ve günlükler son dönemde okurların oldukça ilgisini çekiyor. Ülkemizde 90'lı yıllarda başlayan nostalji tutkusu eskiye dair ne varsa kıymete bindirdi. Yaşamın her karesinde eskiyi görmek mümkün. Müzikte, giyimde, mimaride, sanatta, edebiyatta. Nokta nokta nokta. Bir anlamda nokta nokta gramofonlar, plaklarla birlikte eski şarkılar da moda oldu. Mimaride panjurlu evler tekrar tekrar boy göstermeye başladı. Bir zamanlar demo dediği yüzüne bakılmayan giysiler yeniden gözde oldu. Peki edebiyatta eski var mı? Bu bir tartışma konusu çünkü eski diye nitelenen çoğu eserler bugün birer klasik olarak adlandırılıyor. Alan razı, satan razı deyimi günümüzün anlayışını yansıtmıştır, alakası yok. Yapılan şeylere geçmiş olsun demenin vakti gelmiş demektir. Dünyayı toz pembe görmek böyle durumlara uygun düşer. Geçti borun pazarı süre şeyini nide demek lazım. Eskiye rabet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Sözü gerçek oldu diyebiliriz arkadaşlar değil mi? Çünkü neden? Bir anlamda diyor eskiye rabet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Gramofonlar plaklarla birlikte eski şarkılar da moda oldu diyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar cevabımız Edirneşik olacaktı. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur? İnsan geometri bilmeden su bantları yapmış, mekanik bilmeden manivela kullanmış, matematik bilmeden parmaklarıyla saymıştır. Sanat ve güzellik üzerinde hiçbir ilgisi yokken mağara duvarlarını bugün bile DM ressamın yapamayacağı resimlerle donatmıştır. İnsanın daha konuşmadığı, dilinin çözülmediği çağlarda elleri konuşmuştur. Sözün kısası nokta nokta nokta. Eller maharetli olursa, ne bilimin kurallarına ne de sanatın tekniklerine ihtiyaç duyar diyor. Ellerin maharetli olmasıyla alakalı bir şey yok. Ananayı eliyoruz. Devam edelim. Bilim ve sanat diye övünlenlerin hepsini insan elinin karanlıklar içinde yaptığı hareketlere borçluyuz. İşte bunu diyebiliriz arkadaşlar. Bilim ve sanat diye ortaya çıkan şeyler aslında insanın yaptığı hareketlerden kaynaklı. Cevabım Bursa. İnsanoğlu bundan binlerce yıl önce bizim düşündüğümüzden çok daha fazla yol almıştır değil. İnsan her dönemde o dönemin koşullarının gerektirdiği kadar zeki ve bir o kadar da maharetliydi. Bundan bahsetmiyor. Bilim ve sanat arasındaki kolayca anlaşılabilecek bir ilişki yoktur. Yanlış cevabım Bursa. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle Başlar, bakıyoruz. Mektup eski Mısır ve Hitit e, tabletlerine kadar uzanan bir tür olup, 16. yüzyıla kadar da sadece haberleşme amacıyla kullanılmış ve bu anlamda bir tür gazete görevi de üstlenmiştir. İkinci paragraf istediği için benden giriş cümlesi arayacağız. 16. yüzyıldan sonra ise, sonra ise dediği için zaten bu bir giriş cümlesi olamaz. E, esas görevinin yanı sıra duygu ve düşünceler de mektuplar aracılığıyla, müştereken paylaşılmaya başlanmıştır. Göte'nin ciltler dolusu özel mektupları, Schiller'in yazışmaları, Gogol, Pushkin, Brown'un unutulmaz mektupları, Kafka'nın Milena'sına olan hasreti ve nice Türk yazarlarının da gerek evladına, gerek eşlerine, gerekse vatanlarına duydukları hasretlerinin nişaneleri olan mektupları bunlar arasında sayılmaya değer niteliktedir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu mektupları da örnek verdi buraya kadar. Genç Werther'in acılarının yazarı Göten'in yazdığı mektuplar, onun kendi acılarını paylaşmak, öğüt vermek, danışmak, bilgi almak, eser tanıtımı yapma gibi değişik amaçlara hizmet etmiştir. Konumuz ilk üç cümlede genel olarak mektup türü iken arkadaşlar, değil mi? Yani burada artık genel bir şey var değil mi? Genel olarak mektuptan bahsederken. Dörtte artık özel olarak genç Werther'in acılarından bahsetti. Dolayısıyla burada paragrafı ikiye bölebilirim. Yine de devam ediyoruz. Bu büyük ustanın en başarılı mektupları ise duygularını paylaşmak için yazdığı mektuplardır. Bunlar özgün düşüncelerin ürünü olup yapaylığa düşmeden ağdalı dilin sınırlarında dolanmadan içinden geldiği gibi yazılmış mektuplardır. Yani genç acılarından sonra ikinci bir paragrafa geçmiş gördüğünüz gibi. Bu durumda cevabımız şöyle arkadaşlar C şıkkı olacaktır.